kısa bir aranın ardından birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sektörün Yıldızları ekibi olarak Ankara'da Işıl Görüntüleme Müessesesi'ndeyiz ve yanımızda Işıl Hanım var. Merhabalar Işıl Hanım. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde radyoloji uzmanlığımı tamamladım. Arkasından nöroradyoloji ihtisası yaptım. Daha sonra da meme radyolojisi ile ilgilenmeye başladım. Son 7-8 yıldır sadece meme radyolojisi ile ilgileniyorum. Meme radyoloğu olarak çalışıyorum. Kurumunuzun tarihçesinden bahseder misiniz? Yaklaşık 4 sene Hacettepe'de meme radyoloğu olarak çalıştıktan sonra özel sektörde çalışmaya karar verdim ve daha butik bir hizmet verebilmek amacıyla, çünkü bu çok özel bir inceleme, 2013 yılında tamamen bayanlara yönelik mamografi, meme ultrasonu ve meme incelemesine yönelik her türlü tetkikin yapıldığı bu merkezi kurduk. Bu merkezi kurarken son teknoloji cihazlar kullanmaya çok özen gösterdik. Böylelikle de en son teknolojiyle hizmet vermeye amaçlıyoruz. Mamografi nedir ve dijital mamografi arasındaki farklardan bahseder misiniz? Dijital mamografi X ışınıyla yapılan bir inceleme ve radyasyon içeriyor. Bu bir gerçek. Fakat artık zararlı olduğuna açıkçası katılmıyoruz. Eskisi kadar zararlı olduğuna. Sonuçta radyasyon tabii ki vücudumuzda istenmeyen bir şey. Fakat dijital mamografi ile radyasyon dozu son derece kişiye özel hale getirildi. Çok düşürüldü. Ve hatta merkezimizde şöyle bir durumda söz konusu. İçeride kullanmakta olduğumuz son model dijital mamografi cihazımızda ki radyasyon miktarı en fazla şu anda bu röportaj yapılırken ki normal doğal ortamımızda aldığımız kadar. Bunlar da Türk Atom Enerjisi Kurumu ölçümleriyle belgelenmiştir. Dolayısıyla gerçekten korkacak bir şey yok. Yaptırmamaktan korkalım. Son olarak neler söylemek istersiniz? Çok fazla önerimiz var ama toparlayacak olursak lütfen dijital mamografi taramamızı her sene yaptıralım. 40 yaşından itibaren bunu lütfen aksatmayalım ve kendimize değer verelim. Mamografilerimizi kimin okuduğunu sorgulayalım, meme radyoloğu okudu mu diyelim. Yılda bir kez doktora gidelim, sağlıklı kalalım. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.